Canımcığım şimdi bak, lokal anesteziyle kulak ve çevresini uyuşturuyoruz. Tamam mı? Bundan sonra hiçbir ağrısız acı hissetmiyorsun. Sonra bak, kulağımızın şekline baktığımızda burada bir anti-helix dediğimiz bölge var. Sende bu katlantı yok. Bir de konkal kıkırdağın normalden fazla hipertrofi. Kulağını bu hale getirmeyi planlıyoruz. Başlangıçta tabii sütunları biraz gergin attığımız için fazla yapışık gibi olur. Ama normalde aslında olması gereken hale gelecek. Kulakların yapısı çok güzel. Kendinde bir deformasyon, bir asimetri yok. Kulak memelerinde ciddi bir sıkıntı yok. Gayet güzel şekle gireceğini düşünüyorum. Sonrasında, ya bu yapmış olduğum işlem klasik bir işlem aslında. Böyle iple falan filan değil. Normal kulak arkanı minik bir açıklıkla dikişleri geçiriyoruz. Sonrasında bir ya da maksimum iki gün bandaj uygulaması yapıyoruz. Açık kalabilir kulakların. Ama sadece akşamları bir 10 gün kadar yatarken kulağın arkası böyle etkilenmesin, canı yanmasın diye küçük bir bant takabiliyorsun kulaklarına. Bir hafta sudan korumak gerekiyor. En önemlisi o bence. Ama yine de saçlarını yıkarken yani saçtan ayrı, gövden ayrı yıkayarak, kulak arkanı koruyarak yıkayabilirsin. Durum bu.